Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. 40 soru serisi Problemler Fasikülü'nde, Problemler Kampı'nda bugün sizlerle birlikte 12. testteyiz. 12. testte sevgili arkadaşlarım, birbirinden güzel sorular var ama benim de sana yapmam gereken uyarılar var 12. testle alakalı. Merak etme, bir düzeltme falan bir şey değil. Arkadaşlarım, 12. test 28 ve 29. sayfalarımızda bulunuyor 40 soru serisi Problemler Fasikülü'nde ve bu 28 ve 29. sayfalarda işaretletmem gereken sorular var. Bu sorular. Birinci soruyu mutlaka işaretliyorsunuz. Üçüncü soruyu işaretliyorsunuz. Ve şimdi söyleyeceklerime ekstra ekstra işaretler koyun. 5, 6, 7 ve 8. soruları da işaretliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada işaretlemediğimiz soruları söyleseydik daha kolay olurdu. 2. ve 4. sorular haricindeki bütün soruları işaretliyorsunuz. Neden işaretliyorsunuz? Daha önceki videolarda da söylüyordum bu işaretletmeleri. Neden sevgili arkadaşlarım? Sınavdan önce mutlaka ama mutlaka altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle tekrar etmen gereken ve kesinlikle çözmen gereken, hatırlaman gereken sorular sevgili arkadaşlarım. Çünkü bunlar ciddi anlamda sınavda karşına çıkabilecek sorular. Aklında bulunsun, haberin olsun. Ben sana söyleyeyim, üstünden yükü vereyim sana. Sen artık o yükü ister kaldır, ister kaldırma. Evet gençler, 40 soru serisi Problemler Fasikülümüzden devam ediyoruz. Bu güzel kitabın da sevgili arkadaşlarım satış linki açıklama kısmında mevcut. Trendyol'dan satın aldığınız takdirde işte eğer şehirde yaşıyorsanız, hani böyle taşrada veya köyde veya bir semtte falan yaşamıyorsanız sevgili arkadaşlarım, Trendyol'dan sipariş ettiğiniz zaman hemen aynı gün içerisinde kargoya veriliyor ve maksimum 48 saat içerisinde elinizde oluyor. Açıklama kısmında bunun linki mevcut. Abone olduysanız ve tabii ki videoyu da beğendiyseniz hadi geçelim dersimize. Buyurun bakalım. İkinci testte ilk sorumuz ve işaretlettiğimiz bir soru. Hadi bakalım birlikte. Bir börek yapımında kullanılan un, hemen unu yazdım, su, daha sonrasında yağ kullanılmış, bir de peynir kullanılmış. Bunları yazalım arkadaşlar. Un, su, yağ ve peynir kullanılmış. Pekala. Su miktarı yağ miktarının 3 katıdır. Şimdi su yağın 3 katıysa ben yağ x dersem suya 3x demeliyim, değil mi? Peynir miktarı da un miktarının 6'da 1'iymiş. O zaman un peynirin 6 katıdır. Yani ben peynire y dersem una 6y demem gerekiyor o halde. Pekala, su ile un toplam ağırlığın 5 bölü 6'sını oluşturmakta diyor. Şimdi suyla un, yani 6y artı 3x toplam ağırlık nedir gençler? Toplam ağırlık da 7y artı 4x'tir bakın. 7y artı 4x dedim. Toplam ağırlığın 5 bölü 6'sına eşitmiş. 5 bölü 6'ya bunu bir güzel eşitledim. Şimdi tabi içler dışlar çarpım yapmakta fayda var arkadaşlar. 36y artı 18x eşittir 35y artı 20x dedikten hemen sonra ne yapacaksınız? Buradaki 18x'i sağ tarafa, 35y'yi de sol tarafa alacaksınız. 36y eksi 35y'den burada y kaldı. 20x eksi 18x'ten de burada 2x kaldı. Yani y eşittir 2x'miş. O halde ben buraları bir daha düzenlemek istiyorum. Y gördüğüm yere 2x yazmak için. O halde y gördüğüm yere 2x yazarsam bak burası 12x olacaktır. Burası zaten 3x'ti. Ya dediğimiz zaten x'ti. Peynir de y eşittir 2x ise artık burası da 2x'tir diyebilirim. Tamam, çok güzel. Şimdi bizden istenene bir bakalım. Bu börek yapımında kullanılan peynir miktarı 1 kilogrammış. Peynir miktarı 2x değil miydi arkadaşlar? Demek ki bu 2x neymiş? Eşittir 1 kilogrammış. Bizden istenen ne? Kullanılan un, su, yağ ve peynir toplamı kaç kilogramdır diye sorulmuş bize. Toplayalım. 12x, 15x, 16x, 2x daha kaç yapar? 18x yapar. Şimdi 2x 1 kilogramsa, yani 2'ye bölmüşse demek ki burası da 9 kilogramdır. O halde doğru cevabımız da E seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Tamam. Şimdi geçelim ikinci örneğimize ki kitabımızdaki 90. sorumuz sevgili arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yapalım. Sayfamız tam şöyle sığsın, güzel. Şimdi diyor ki İnci ve Burcu aşağıdaki kare ve altıgeni sırasıyla 4 ve 6 eşit parçaya bölüyor ve birer parçasını tarıyor.
Güzel, bak burayı taramış, burayı taramış, burayı 4 eşit parçaya, burayı 6 eşit parçaya bölmüş. Güzel, İnci ve Burcu'nun taradığı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş. Ha çok güzel, bak ben bunu A dersem burası da ne olacaktır? A olacaktır. Yani bunun toplam alanı 4A iken bunun toplam alanı da o halde 6A diyebilirim ben rahatlıkla. Buna göre İnci ile Burcu kare ve altıgende ikişer bölgeyi taradığında. Yani diyor ki İnci burayı da boyasın diyor şu şekilde. Ve hatta şunu da gösterelim. Burcu da ekstradan şurayı da boyasın diyor. Yani burayı da kırmızıyla boyanmış gibi düşünelim. Şimdi burası da A, burası da A değil miydi? Evet A'ydı. Pekala. Diyor ki ikişer bölgeyi taradığında karenin taralı olmayan bölgesinin, ki karenin taralı olmayan bölgesi artık 2A'dır. Ve altıgenin taralı olmayan bölgesi, ki burası da 4A'dır arkadaşlar, oranı kaçtır diye soruluyor. 2A'nın 4A'ya oranı bize 1 bölü 2'yi verir. Doğru cevap da E şıkkıdır. Devam ediyorum. Kitabımızdaki 91. soruyla, yani 3. sorumuzda sevgili arkadaşlar 12. testte. Yukarıdaki cetvelin her iki ucunda da bir birimlik boşluklar vardır. Bak şurada bir birimlik boşluk varmış. Burada da yine bir birimlik bir boşluk varmış. Bu cetvel 5.4 noktasından 2'ye ayrıldığında biri kısa biri uzun iki parça elde ediliyor. Kısa parçanın uzunluğunun uzun parçanın uzunluğuna oranı da 2 bölü 3'müş. Şimdi 5.4'ten, yani şurada şöyle 5.4 olsun, kırıldığında kısa olan parça eğer bu tarafsa kısa olan parça 6,4 olur. Çünkü birbirinde burada vardı. Şimdi bu 6,4'ün gençler tamamına oranı, yani x'e oranı diyelim, eşittir 2 bölü 3 oluyormuş. Tamam, kısa parçanın uzunluğunun uzun parçanın uzunluğu oranı budur demiş. Biz de uzun parçaya, yani şuraya da x demiştik, pekala. Şimdi buradan tabii ben x'i elde edebilirim. Bak bu bunun 3,2 katıysa 3,2 katı 3'ün kaç yapar? 9,6 yapar. İçler dışlar yapmaya gerek yok. Ki zaten içler dışlar mantığının aynısıdır. 9,6'ymış demek ki burası. 9,6 ise gençler, şunu diyeceğim ben. Arkadaş ben bu 5.4'ün üzerine giderim 9,6'yı bir güzel eklerim. Ki bu da bana 15'i verir. 15'i verirse şurada bir birim yok muydu? Demek ki şuradaki sayı kaçmış? 14'müş. Çok güzel. Buna göre cetvelin üzerine yazan en büyük tam sayı kaçtır diye sormuştuk. Ki ben zaten 14'ü buldum. O halde doğru cevabım C şık olacaktı diyebilirim. Şimdi 3. soruyu ben size işaretlettirmiştim, hatırlıyorsunuz. Bu soru tamam ÖSYM tarzı, fakat TYT değil de MSÜ tarzı bir soru arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bunu da mutlaka buraya notunu alın. Devam edelim 4. sorumuzda. İşaretletmemiştim ama bu tarz soruları çözmek de çok mühim be kardeşim. Tamam. İyi dinle beni şimdi. Aşağıdaki tabloda Altay'ın telefonunda kayıtlı şarkı listesindeki parçaların süreleri verilmiş. Telefon replay tuşu ile sürekli bu parçaları sırasıyla oynatıp tekrar listenin ilk şarkısından başlayarak tüm parçaları aralıksız oynatmaktadır. Yolcu parçası, yani şuradaki 5 numaralı parça çalmaya başladığında koşuya başlayan Altay 105 dakika sonra yorulup mola vermiş. 105 dakika iyi koşmuş. Buna göre Altay mola verdiğinde hangi parça çalmaktadır diye soruluyor. Şimdi ben burada parça listesinin toplam süresinin uzunluğunu bulmak istiyorum. 5.10'dan başlamıştı Altay dinlemeye. Daha sonra İstanbul parçası çalacak 4 dakika. Toy parçası çalacak 3 dakika 30 saniye. Kum gibi parçası çalacak 4 dakika 40 saniye. Ve Yıllar Utansın şarkısı çalacak 6 dakika 20 saniye. Ve tekrardan başa dönecek yolcu şarkısına. Ben bunların hepsini toplayacağım. Şimdi 10 saniye, 30 saniye, daha 40 saniye, 40 daha 80 saniye, 20 saniye de 100 saniye. 100 saniye demek ne demek? 1 dakika 40 saniye demek. İşte o 1 dakika 40 saniyenin 40 saniyesini buraya yazacağım. 1 dakika elde olarak yan tarafa düşecek. Peki 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 4 daha 16, 6 daha 22 yaptı. 1 dakika da burada var 23. Demek ki benim tüm parçalarımın uzunluğu 23 dakika 40 saniyeymiş. Şimdi arkadaşlar 105 dakika boyunca dinlemişti değil mi? O halde ben şunu söylüyorum. 23 dakika 40 saniyeyi ben bir güzel 4 ile çarpsam. Şimdi 5 ile çarparsam 105'i geçeceğini görüyorum. 4 ile çarpalım. 4 ile çarptığım takdirde şurası 160 saniye yapar. Ve 160 saniye aslına bakarsan 2 dakika 40 saniyedir. Değil mi? 160 saniye. Pekala. 40 saniyeyi buraya yazdım. 2 dakikada buraya devredecek. Peki 4 kere 23 kaç yapar? 92 yapar. 2 de burada 94 gelmiş oldu. Şurayı doğru yaptım mı emin olmak istiyorum. 4 kere 140 160 120 40 tamam çok güzel.
4 kere 23 de bize 92'yi verdi. 2 daha 94. Çok güzel. Şimdi 94 dakika 40 saniye. Sonra yine tam şurada olacağız ve yolcu parçası başlayacak diyeceğiz. Şimdi ben bu 94,40'ın üzerine 5.10'u eklediğim takdirde bu bana 99,50'yi verecek. Şu an yolcu şarkısı bitti. Başa döndüm, İstanbul şarkısını dinleyeceğim. 4,00 eklersem eğer 103,50. 103 dakika 50 saniye sonra İstanbul şarkısını bitirdim. Artık 3 dakika 30 saniye ekleyeceğim. 3 dakika 30 saniye eklersem eğer ben, burası 20 yapar, 1 elde var. 107 yapar. Yani 103 dakika 50. saniye ile 107 dakika 20. saniye arasında kesinlikle ama kesinlikle Toy şarkısı çalmış olacak. Bizden de 105. dakikada hangi şarkı çalıyordu acaba diye sorulmuş. O halde cevabımız tabii ki Toy olacak. Yani cevap C seçeneğidir. Sevgili gençler, tabii seçeneği görmediniz. Ben sizin yerinize işaretleyebilirim. Cevap C şıkkı gençler. Devam ediyorum 5. sorumla. 5. soru için şöyle birazcık sayfamızı getirelim. Hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Aynen şunu yaparsak 10 numara 5 yıldız olur. Tamam, güzel. Şimdi sorumuzun da hepsini sığdı diyelim şu şekilde. Aşağıda 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış. Bak, güzel bir soru, dikkatli dinle. Posta kutuları gösterilmiş. Posta kutularımız, 20 tane posta kutusu var. Şuraya 7 tane konulmuş. Buraya 7 tane, buraya 6 tane konulmuş. Tamam. Posta kutularının tamamı kapalıyken sırasıyla Bora numarası 2'nin katı olan posta kutularını açıyor. Kaan da geliyor. Bora işlemini tamamladıktan sonra numarası 3'ün katı olan posta kutularını kapalıysa açıyor, açıksa kapatıyor. Şimdi o zaman bu kapalı ve açık muhabbetine şöyle bir yorum getirelim. Şunu da taradıklarım açık olsun, şunu da taradıklarım kapalı olsun. Tamam, bu açık, bu kapalı anlamına gelsin. Güzel. Şimdi hangilerini açacak? Çift numaraları açacak. Bunlara bak, açıyor. 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Bunları açtı. Daha sonrasında gelelim kapatma ve açma işlemlerine. Kaan çalışacak şimdi. 3'ün katı olanlarını açıyordu. Bak, bunu açtı. Başka 3'ün katı olan ne var? Burada 9 var, onu açtı. Başka 15 var, onu açtı. Başka yok ama. Bunun üzerine burada 3'ün katı olan, bak, 6 açıktı, kapatacak. Değil mi? 12 açıktı, kapatacak. 18 açıktı, kapatacak. Yani 6'yı, 12'yi ve 18'i bu şekilde kapatmış oldu. Tamam. Devam edelim şimdi. Devam edelim. Hatta şu kapalıları kırmızıyla göstermeyelim. Direkt kapalı olunca bu şekilde görünsün. Zaten mesela 5 kapalıydı, 7 kapalıydı. 6 da bu şekilde kapalı görünsün. Tamam mı? Güzel. Devam edelim. Diyor ki İsmail, ben. Numarası 5'in katı olan posta kutuları kapalıysa açıyor, açıksa kapatıyor. Şimdi 5'in katı olanlarından sevgili arkadaşlarım, hemen 5'i açtım. 10 vardı zaten açıktı. 15 vardı açıktı. 20 vardı açıktı. Ama ben bunları ne yapacağım? Kapatacağım. Açık olanları kapatıyordum. Çat 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 gittiler. Kapandılar. Pekala. Güzel. Şimdi diyor ki son durumda en üst sırada kapalı olan posta kutu sayısı x. Bak, 1, 6 ve 7. Kapalıydı. Demek ki bu x kaça eşitmiş? 3'e. Diyor ki en alt sırada kapalı olan posta kutu sayısı da y'dir diyor. 1, 2, 3, 4, 5 taneymiş. Demek ki y de kaçmış? 5'miş. X'ten y'yi çıkarıp mutlak değerini alıyor. 3 eksi 5 eksi 2, mutlak değeri 2'dir. O halde doğru cevabımız da B şıkkıdır diyebiliriz gençler. Devam ediyorum 6. sorumla, ki bu testin içerisindeki sınava en yakın soru MSÜ'de de TYT'de de tercih edilebilir. Çok güzel bir YKS sorusu olur gençler. Sercan şekildeki logoyu fotokopi makinesinde küçültmek istemekte. Logomuzun kısa kenarı 20 cm, uzun kenarı 30 cm olan bir dikdörtgen. Logo 20'ye 30 cm karelik bir kağıda basılmış. Sercan logonun yeni boyutlarının 10'a 15 olmasını istiyor. Yani bunun da yarıya, bunun da yarıya düşmesini istiyor. Peki bunu yapabilmek için fotokopi makinesinde resize %50'ye basması gerekiyor. Fakat bu komutu vermesi gerekiyor. Fakat %50 küçültme modu bozuk olduğundan bu işlemi iki defa fotokopi çektirerek yapmak istiyor. Yani diyor ki ben burada matematikçiyim diyor. Matematiğimi kullanırım, anasını satayım diyor. Ben burada ne olacak diyor. Bir %20 küçültürüm diyor. Bunun üstüne o küçülen fotokopiyi diyor. Bir de yüzde bilmem kaç küçültürüm diyor. İşte o bilmem kaçı soruyor bize. Tamam, soruyu gayet iyi anlattım bence. Şimdi şöyle diyelim bak. 20'ye 30'u 10'a 15'e getirebilmek için resize
%50'ye tıklaması gerekiyor. Şimdi %50 küçültüyor bak. 20'nin %50'si 10, 10 küçülttü. 30'un %50'si 15, 15 küçülttü. Demek ki bu şekilde çalışıyor sistem. E şimdi 20'ye 30'du. Önce kaça basmış? Resize %20'ye basmış. Resize %20'ye bastı. %20 küçülteceğim önce. 20'nin %20'si 4'tür. 4 küçülttüm 16. Çarpı. 30'un %20'si 6'dır. 6 küçülttüm 24. Şimdi elimizde bu var. Ben buna bir tane daha resize işlemi uygulayacağım ama yüzde kaç olduğunu bilmiyorum. Tamam, yüzde kaç olduğunu bilmiyorum. Ve bunu yaptıktan sonra 10'a 15 olacak bu. Şimdi 16'yı 10'a getirebilmek için yüzde kaç küçültmem gerekiyor? Ya da şöyle soralım. Ne kadarı küçülmüş? 6'sı küçülmüş değil mi? O zaman şöyle diyelim. 6'da 16 ise yüzde kaç küçülmüştür diye sorarsak bence işlemimizin sonucu karşımıza çıkmış olur. E bunu yapalım. Nasıl yapacağız? Mesela 2'ye böldüm 3 olsun. 2'ye böldüm 8 olsun burası. Ve %8'i çarpıp 3'e mi böleceğim o zaman? Değil mi? Çünkü 6 kadar küçültmem gerekiyordu. Yüzde kaç küçüldüğünü bulmam gerekiyor benim. E yapalım o zaman. %8'i çarptım 800 ve ben bunu 3'e böldüm. Şimdi cevap 800 bölü 3 olacak. 6'da 16 ise diye yanlış yazdık. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum sizden. Tam tersi olacak. 6'da 16 olur mu? 16'da 6 küçültüyorsam yüzde kaç küçültüyorumdur? Evet, bu bize sonucu verecek. Özür diliyorum, her insan gibi ben de hata yapabilirim. Burayı editlemek istemiyorum. Siz de benim hata yapabildiğimi görün yani. Tamam. Gençler, %6'yı çarpıp 16'ya bölünce cevabı bulacağım. Şimdi 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 8 diyelim. Bu şekilde sadeleştirelim. %3'ü çarptım 300. 300'ü de 8'e bölersem cevabı bulurum. 300'ü 8'e bölelim hadi. 300'ün içerisinde 8 kaç defa? Hatta 2'ye böldüm 150, hatta 4'e böldüm. 4'e böldüm 75, 4'e böldüm 2. 75 bölü 2 kaç yapar? Hiç bölmeye gerek yok. 37,5 yapar. Demek ki %37,5'a daha ihtiyacım var. Doğru seçenek C seçeneği olacaktı sevgili gençler. Evet, sonraki işlem hatasından kaynaklı kusura bakmayın. Sorumuz çok güzel. Bu sorunun güzelliğini bozmasına izin vermeyeceğim. Soru çok güzel gençler. Tam YKS ayarında bir soru. Dolayısıyla bu soruya ekstra bir işaret koymanızı lütfen rica ediyorum sizden. Ve geçtim 7. soruya. Yani az önceki soruya çok övdük ama bu soruda tam övülesi bir soru. Ne olursunuz dikkatli dinleyin. Tamam. Yani sınavdan önce mutlak surette tekrar edin. Yani geometride bile çıkabilir ama geometride çıkma ihtimali düşük. Şimdi iyi dinleyin beni. Orhan Bey kare şeklindeki bir kartonu şekil 1'deki gibi karşılıklı kenarları paralel olacak şekilde kesiyor. Önce şuradan kesiyor. Buradan kestikten sonra elinde sadece mavi kalıyor şurası. Bu mavinin de şurasını kesiyor bak. Şuradan kesiyor şöyle. Kestikten sonra elinde sadece burası kalıyor. Ve orayı da maviye boyuyor. Pekala. Diyor ki bana şekil 2'deki mavi kartonun alanı şekil 1'deki mavi kartonun alanının %80'idir diyor. Şimdi yani burası 100 ise burası ne oluyormuş? 80 oluyormuş. %80'i. Tamam. Güzel. Şekil 2'deki yeşil parçanın alanı da şekil 1'deki yeşil parçanın alanının %30'udur diyor. E şimdi güzel kardeşim. Şurası kaçtır şuradaki yeşil bölge? Bak ben sana söyleyeyim kaç oldu. 20'dir. E niye? Çünkü maviyi kesince böyle oluyor. 20'ye 80 diye ayrılıyor. Demek ki mavi 100 iken burası da 100 olacak. E demek ki buradaki yeşil alan 80, 20. Ve diyor ki şekil 2'deki yeşil parçanın alanı şekil 1'deki yeşil parçanın alanı %30'dur. Şimdi ben buraya x dersem x'in %30'u hop şöyle eşittir 20 mi oluyormuş? 10'a böldüm 2, 10'a böldüm 3. Karşıya attım. 3x eşittir 200. O zaman x kaçtır? Tabii ki 200 bölü 3'ün ta kendisidir. Bana ne diyor? Şekil 2'deki yeşil parçanın alanının yani 20'nin ilk kartonun alanının yüzde kaçına eşittir? Tamam, o zaman şöyle diyeceğim. 20'yi ben ilk kartonun alanına oranlayacağım. E şurası kaçtı hocam? 200 bölü 3'tü. 200 bölü 3 ile 100'ü toplayacağım. 200 bölü 3 artı 100 eşittir 500 bölü 3 yapar. Ve diyorum ki 20'yi ilk kartonun alanına yani 500 bölü 3'e oranlamak istiyorum. Sıfırları bir götürelim ters çevirip çarpalım 6 bölü 50 mi gelir? 6 bölü 50 2 ile genişletirsem ne yapar bu? 12 bölü 100 mü yapar? Şimdi oku bunu tersten ama. %12'sine eşittir. Doğru cevabımız da D şıkkıdır deriz. Ciddi anlamda güzel bir soru. Mutlaka kaydet bu soruyu. Tamam bak tek tek söylemeyin. Benim kaydet dediğim soruya bir daha beni söylettirmek zorunda kalma. Bu sorulara mutlaka işaret koy. Sınavdan önce tekrar etmen gereken soru çeşididir bunlar. Devam. Artık son sorumuz. Fasikülümüzdeki 96. sorumuz.
Ve bu testteki son sorumuz gençler. Aşağıdaki tabloda Serap, Semih ve Sena'nın bir defada içtikleri kahve çeşidi ve adetleri verilmiştir. MSÜ değil, böyle körüklemesine bir TYT sorusu. Bak, körüklemesine bir TYT sorusu. Serap 2 tane espresso, 1 tane ristretto ve 1 tane flat white içmiş. Semih 1 tane espresso, 2 tane ristretto ve 1 tane flat white. Sena da 1 tane espresso, 1 tane ristretto ve 2 tane flat white içmiş. Espresso, ristretto ve flat white kahvelerinin birim fiyatları sırasıyla E, R ve F, yani baş harfleri olmak üzere. Serap, Semih ve Sena sırasıyla A, B, C lira ödemiş. Herkes kendi içtiği kahvelerin ücretlerini ödemiş ve A, B'den, B'de, C'den küçükmüş. Şimdi şöyle bir olay var. Serap ne kadar ödemiştir? Espresso E lira, bu R, bu da F lira. Serap'ın ödediği A liraydı, bu B liraydı, bu da C lira. Şimdi A neye eşittir? A, 2 çarpı E artı bir tane R ve bir tane F'ye eşittir. B, bir tane E, iki tane R ve bir tane F'ye eşittir. C de bir tane E, bir tane R ve iki tane F'ye eşittir gençler. Güzel. Diyor ki A küçük B küçük C, yani 2E artı R, 2R, 2E artı R artı F küçüktür E artı 2R artı F ve bu da küçüktür E artı R artı 2F demiş. Şimdi ben burada ilk ikisine bakacak olursam E'yi bu tarafa attım, F'yi de bu tarafa attım, E'yi bu tarafa attım, E'yi bu tarafa attım, R'yi diğer tarafa atalım. Zaten burada F'ler birbirini götürüyor değil mi? O halde E küçüktür R gelir mi? Gelir. Şimdi şu ikisine bakmanızı istiyorum. F'yi bu tarafa attım ve R'yi bu tarafa attım. E'ler birbirini götürdü. Böylelikle R küçüktür F geldi. Şimdi şu ikisini birleştir bakayım. Nasıl birleştirirsin? E küçük, R küçük, F dersin değil mi? Bak birinci öncüle. Doğru. Daima doğru olan soruluyordu. Ben zaten bunu direkt olarak buldum. Demek ki daima doğru. 4E A'dan küçüktür. Şimdi kolları sıvama zamanı geldi. Bak iyi düşün. 4E küçüktür. A neydi? A 2E artı R artı F idi. Daha sonrasında ben bunu 2E artı E artı E 4E yapar. Küçüktür 2E artı R artı F yaptı. Şimdi güzel kardeşim buradaki 2E'ler birbirini götürdü. E artı E küçüktür R artı F geldi değil mi? Bu bir iddia değil. Yani bu ikinci öncülün iddiası diyelim. Şimdi ben E'nin R'den küçük olduğunu biliyorum. E'nin F'den de küçük olduğunu biliyorum. O halde iki tane E, yani E ile E'yi toplarsam R ile F'nin toplamından daha küçük olur. Demek ki gerçekten 4E A'dan daha küçükmüş. Yani ikinci öncülüm de doğru. Ve ekstradan demiş ki üçüncü öncül için konuşuyoruz. Onu da şurada konuşalım, sizde yer kalmadı. 4R B'den küçüktür demiş. Yani 4R küçüktür. B neydi arkadaşlarım? B, E artı bak şurası. 2R artı F idi. Ben burayı 2R'yi sol tarafa attım. 2R küçüktür E artı F geldi. Burayı da R artı R küçüktür E artı F yazalım. Şimdi bak güzel kardeşim. R zaten buradaki F'den küçüktü. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. Ama E R'den küçüktü. Yani R'nin E'den büyük olduğunu ama R'nin F'den daha küçük olduğunu biliyorum. Yani şöyle R büyük E ve R küçük F. Şimdi ben bunları toplarsam eğer hangisinin hangisinden ne kadar büyük olduğunu bilmediğim veya ne kadar küçük olduğunu bilmediğim için bu iddia kesinlikle doğrudur diyemem. Yani 4R B'den kesinlikle küçüktür diyemem. Diyemiyorsam 3. öncül yanlış. Neden? Daima doğrudur diye sormuştu çünkü. O halde cevabımız nedir? B şıkkıdır. Tam anlamıyla bir TYT sorusuydu sevgili gençler. Evet, artık 12. testimizin de sonuna geldik ve yaklaşık olarak yine 22-23 dakika harcadık. Bundan kaynaklı her zaman söylüyorum, çok mutluyum. Çünkü tam dinlenebilecek bir zaman dilimi, tam anlatılabilecek bir zaman dilimi. 30. dakikadan sonra sen sıkılıyorsun. 30. dakikadan sonra ben yoruluyorum. Ne gerek var o zaman? 22-23 dakikada gayet güzel zamanlar bunlar ama tabii biliyorsunuz 40 soru serisi TYT Matematik kampında sevgili arkadaşlar, hatta o kitabı da hemen şuradan sizlere bulmak istiyorum. Sanırım şu kitap olması gerekiyordu. Aynen. İşte gençler, burada 40 soru serisi TYT Matematik. Bu kitap ilk defa görenler için söylüyorum. Bu kitapla bu kitap nedir? Birbirinin tamamlayıcısıdır arkadaşlar. Birbirini tamamlayan kitaplar ve tüm TYT. Yani şu kitap 80 sayfa, bu kitap 88 sayfa. Yani toplam 168 sayfada kalınlığı da şöyle bir şey oluyor. Gösterelim size. Şöyle yaparsam bence görebilirsiniz. Kalınlığı da bu şekilde. İlk defa görenler için yine söylüyorum. Bu kitapta
TYT'nin problemler hariç konularından 40'ar tane soru var. Mantığı bu 40 soru serisinin. Burada da sevgili arkadaşlarım, problemler için farklı bir kitap üretmek zorunda kaldık. Çünkü sebebi şu gençler. Problemleri kalkıp da 40 tane soruda eritemeyiz, bitiremeyiz, halledemeyiz. Yani keşke öyle bir şansımız olsa. Bu hani böyle gelecekte bir tane böyle kapsül çıkacak, onu atacağız, o bir öğün yerine geçecek, doyacağız, karnımız doyacak falan filan diyorlar ya. Yani bu onun gibi bir şey olur. Yani keşke öyle bir şey olsa da atıp böyle tüm matematiği halletsek, ama öyle bir şey mümkün değil, imkanı yok. Şimdi ne yapabiliriz? Problemleri de konsantre hale getirebilirim dedim. TYT matematiği de konsantre hale getirebilirim. AYT matematiği de konsantre hale getirebilirim. Yani şimdi düşünün. Çoğumuz, ki ben de öğrenciydim zamanında. Ya benim öğrencimde 6-7 tane yayın evi vardı. Zaten 6-7 tane soru bankası bitirdiğin zaman tüm matematiğe hakim olmuş oluyorsun. Ha, hoş güzel biz 2 tane soru bankası bitirmiştik zamanında. Yani çok fazla da bitirmedik ama soru bankası çözmek ölüm be güzel kardeşim. Yani çöz bitmiyor. Bazı sorular kendini tekrar ediyor. Bazıları gereksiz sorular oluyor. Yani ben şunu bile biliyorum. Böyle sayfa boş kalmasın diye yazılan sorular bile oluyor. Tabii yayın evleri tarafından. Ya bunu kötülemiyorum. Tabii ki sayfa boş kalmasın, çirkin bir görüntü, soru yazılsın, ama yani tüm soru bankasına, soru bankalarının ortalama 2000 civarı soru olur. Bak, ortalama 2000 civarı soru olur. Tamam, hoş güzel, senin soru bankası, biz zaten öneriyoruz, soru bankası bitir diyoruz, soru bankası önemli diyoruz, ama hani bir tane soru bankasından sonra ikinciye gerek var mı? Ve sınava kadar soru bankası çözmeye gerek var mı? O zaman biz neden işte Şubat'tan sonra full denemeye asılmalıyız diyoruz, örnek veriyorum. Yani değil mi? Aslına bakarsanız bunlar da konu denemeleri. Yani buradaki kitaplar, bu 40 soru serisi dediğimiz şeyler bildiğiniz klasik konu denemeleri arkadaşlar. Peki 40 soru serileri, ki YouTube'da da zaten yazdığınız zaman göreceksiniz. 40 soru serileri bizim için niye önemli? Niye önemli olmasın ki hocam? Keşke benim zamanımda da 40 soru serileri olsaydı. Keşke ben de bir konuyu tekrar edebilmek için veya bir konuyu unutmuş muyum, unutmamış mıyım, bunu check-up edebilmek için veya kendimi sadece konu bazında deneyebilmek için konu denemeleri olsaydı veya 40 soru serisi olsaydı veya bu tarz kitaplar olsaydı. Yemin ederim hepsini alırdım, hepsini tüketirdim ve bundan çok hoşnutluk duyardım yani. Çünkü arkadaşlar bizim soru bankalarını bitiriyoruz. Bak, eksik kalan bir şey var diyoruz ya her zaman, hani öğrenciler açısından eksik kalan bir şey var. Peki bu ne? Ha, bilmiyoruz. Ben size eksik olan şeyi söyleyeyim. Diyoruz ki konuyu çalıştık, tamam eyvallah. Aradan biraz zaman geçti ama bunun yanında soru bankası da çözdük, tamam ona da eyvallah. Soru bankasını da bitirdik. Aradan zaman geçti ve biz denemelere başladık. Ama hala aklımızda eksik kalan bir şeyler var gibi hissediyoruz. Sanki bazı konular hiçbir şekilde oturmayacakmış veya oturmamış gibi hissediyoruz, ama bunun hangi konu olduğunu bilmiyoruz. Bunun hangi konu olduğunu biliyorsak bile hangi kazanım olduğunu bilmiyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü konuya dayalı bir çalışma yapmıyoruz hiçbir şekilde. Soru bankasını bitir ve ardından deneme çözmeye başlıyoruz. Denemelerde bazı konulardan bir tane, bazı konulardan iki tane soru soruluyor. Bazılarından beş tane soru soruluyor. Bazılarından hiç soru sorulmuyor. Peki biz o konuyla alakalı kendimizi nasıl test edeceğiz? İşte bu şekilde. 40 soru serisini öğrenciler sırf bu yüzden seviyorlar. Neden sevdiklerini çoğu bilmiyor bile, ama onlar için yararlı olduklarından eminler. Çünkü bunun tamamını çözdüklerinde, mesela 40 soru serisi şu kitabı çözdüklerinde, her bir bölümünü bitirdiklerinde inanılmaz hoşlarına gidiyor. Çünkü neden? Açıklarını görüyorlar, eksiklerini görüyorlar veya tamamını çözebilirlerse, tabii ki inşallah, tabii ki tamamını çözebilirlerse, tamam ben bu konunun üzerine artık bu çiziyi çakarım diyor. Bu yüzden seviliyor. Ve o yüzden diyorum ki keşke benim zamanımda da olsaydı. Bu kitapların kıymetini bilin arkadaşlar. Bu kampların kıymetini, bu anlattıklarımın kıymetini bilin. Ve bir de bunun üzerine, tüm bunların üzerine ben size soru işaretlettiriyorum. Ve diyorum ki bu soruları sınavdan önce mutlaka tekrar edin. E daha ne olsun gençler. Evet. Arkadaşlarım, konsantrenin de konsantresini yaptığımız, muhteşemin ötesinde şeyler yaptığımız 40 soru serisinde bugünkü testimizi, 12. testimizi de bitirdik ve artık geriye sadece 28 test kaldı. Biter, bugünlerde biter. Sonraki videomuz 13. test, o testte görüşürüz. Sizleri çok seviyorum, hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.